Liderliği insanları etkileme olarak kısaca tanımlarsak, baktığımızda herkes birbirini etkiliyor. Aslında az önce de söylemiştik, herkes hayatının bir döneminde liderlik yapmıştır diye. Ama kimi de ne kadar etkilediğimizi asla da bilemeyebiliriz. Bizim hangi davranışımızdan, örneğin bizler işte kendi açımızdan örnek verecek olursak, bizler öğretmenleriz. Öğrencilerimiz var. Kim bizim hangi davranışımızı örnek alıyor? Alıyor mu, almıyor mu? Nasıl alıyor? En içe dönük insanlar bile 10 bin insanı etkilemişse, eğer sosyologların dediğine göre, biz de birilerini etkilemişizdir herhalde. Ama hangi davranışımızı nasıl etkiliyor? Bunu bazen görüyoruz, bazen göremiyoruz. Bazen işte öğrenciler dönüt veriyorlar. İşte hocam diyorlar, siz şöyle dediniz de işte ben böyle yaptım, çok iyi oldu falan gibi. İşte ben de diyor, siz söyledikten sonra diyor artık böyle yapmaya çalışacağım falan diyor. Bazı dönütleri alabiliyoruz ama hiç alamadığımız dönütler de olabilir. Belki kimilerini kötü etkiliyoruzdur. Diyordur ki ya ben işte böyle hoca olmayacağım diyordur. Gibi hani. Gelecek için en iyi yatırım bugünden iyi bir etkidir. Yani bugünden insanları iyi etkilersiniz. Gelecekte bu size yol, su, elektrik olarak geri dönebilir. Yani hiç demin de dedik ya, kimi ne kadar etkilediğimizi asla bilemeyiz diye. Mesela şey örneği aklıma geldi. Bir gün işte memleketten epey uzak kaldık. Ve bir gün memlekete döndüğümde bir baktım, o bizim böyle küçük küçük çocuklar hep kocaman kocaman insanlar olmuşlar. Üniversiteyi bitirmişler, işe girmişler falan. Aa, sen ne yapıyorsun, sen ne yapıyorsun derken bir tanesi işte dedi ki ben mühendis oldum. İnşaat mühendisliğini bitirmiş, iyi bir üniversitenin. Mühendis olmuş, çalışmaya başlamış, işte çok iyi paralar kazanıyormuş falan. Herkes işte şey yapıyor, o biraz da tabii şey olmuş, böyle iyi paralar falan da kazanmaya başlayınca insanlar da işte çevresinde pervane olmuşlar falan. Belki hani şey yapar, işte biz de işe götürür beklentisi olabilir veya işte yardımı olur beklentisi olabilir. İşte bayağı sözü geçen falan, etrafında sevilen birisi olmuş. Abi dedi bana, hiç dedi unutamıyorum seni dedi. Ne oldu falan dedim. Ya dedi işte sen dedi bize dondurma alırdın, verirdin dedi. Çağırırdın biz çocuklar işte burada dedi şey yaparken, ortalıkta dolaşırken falan dondurmacı gelirdi. Sen de dondurma alır bize verirdin. Ben onları hiç unutamıyorum. Ne yaparsan işte ne zaman işte ne şekilde bana ihtiyacın olursa mutlaka şey yap, beni ara, ne istersen yaparım falan gibi bir şey olmuştu. O zaman işte mesela şu anda bile aklıma gelince duygulandım. Bakın işte küçücük bir davranış, hiç aslında öyle bir beklentiniz mümkün değil, olmaz. Zaten aklınızın ucundan bile geçmez. Hani bir çocuk işte ben buna dondurma alayım da bu büyüyünce işte adam olur da sonra işimize yarar gibi falan bir düşünce asla olamaz. İşte nedir orada, onun üzerinde bıraktığım bir şey değil mi? Veya işte bir öğrencine yaptığın küçük bir iyilik veya bir aferin. Mesela bir gün bir tane öğrencim derken yüksek lisans sınıfında bir öğrencim. Yaşı benden büyük. Benden bir 5-6 yaş büyük. Ben hani ona şey yapamıyorum böyle, veya büyük olduğu için öyle her şeyi de söyleyemiyoruz falan. Mesela aferin demek aklımdan bile geçmiyor hiç. Hani sizden büyük birine aferin der misiniz? Ama tabii burada büyük küçük şey oluyor. Hocalık, öğrencilik işi olunca büyüklük, küçüklük de değişebiliyor. Ben onlara dikkat ederek söylemiyorum. Hani yoksa aferini kimseden esirgediğimizden değil. Hep yapamıyor. Ben işte hep çiziyorum, kırmızılarla çiziyorum, çiziyorum, çiziyorum falan.
En son dedim ki hani bir düzelt bir getirden sonra ha işte dedim bak şimdi böyle olmuş aferin dedim ağzımdan kaçtı ama aferin ağzımdan kaçtı. Dedi ki hocam sizden bir aferin aldım ya dedi artık ölsem de gam yemem dedi. Ya ben niye aferin demiyorum o ama o benden bekliyor yine baktığınızda. Yani yerine göre bir aferin bile insanları etkilemekte çok önemli olabiliyor ve bu geliştirilebilecek bir teknik. İşte yaparak, ederek, deneyimlerinizden, ha böyle yaptım bak etkili oldu. Başkalarından sorarsınız işte nasıl olursa nasıl olur. O da der ki böyle yap, böyle yaparsan iyi olur falan gibi bir şey söyleyebilir. Ve bu geliştirilebilecek bir tekniktir. Evet, liderliğin seviyelerine baktığımızda arkadaşlar, birinci seviye pozisyon. Az önce de çeşitli liderlik seviyelerinden bahsettik ama bu daha çok yetenekleriyle ilgiliydi. Lider doğma veya işte liderlik özelliklerinin nasıl kazanılacağı ile ilgiliydi. Bu da biraz daha uygulamaya yönelik. Yani var olan bir liderin nasıl davranacağına yönelik. Pozisyon liderliği. Liderliğin temel giriş seviyesidir. Sahip olduğunuz etki pozisyonunuzla gelendir. Az önce yöneticiyle ilgili konuşurken yöneticilerin kullandıkları güç kaynaklarından bahsederken söylediğimiz şey aslında yani hiçbir özelliği olmayan sadece muhtemelen işte bulunduğu yere torpille gelmiş ve yani işte bilmem neyin müdürü bulunduğu makam sahip olduğu tek etki o. Evet. Burada tabii baktığımızda insanlar böyle kişileri izlemezler. Hani az önce dedik ya bilecek, işte yönlendirecek. Bir de hani hak etmemişse geçmişinde bilir insanlar az çok. Ve insanlar böyle insanları takip etmez, istemezler. Yani bunlar da zaten üzerinde baskı kuramayacakları mesela gönüllüler gibi işte veya beyaz yakalılar gibi veya gençler gibi yasayla korkutamayacakları insanlarla çalışmak istemezler. Çünkü onlara kendilerini dinletemezler. Çünkü hak etmedikleri bir yerdedirler. Oysa ki gerçek bir lider, yönetici ve lider arasındaki farkı bilir, değil mi? Mesela yönetici işçileri yönetir, lider ise yönlendirir. Yani burada birisi yasal gücü kullanır, birisi etki gücünü kullanır. Yönetici ben der, lider ise biz der. Yönetici yapın der, lider ise haydi yapalım der. Yani kendisini de işin içine katar. Geri gelirse işte ne yapar? Kendisi de giyer yeleğini, kasketini takar, işin içine dalar. Öyle olunca insanlar izlerler, değil mi? Mesela bakın şeylerde de, genelde de savaşta da savaşın komutanı işte kılıcı eline alıp en önden gider. Onun gittiğini görünce insanlar onu izlemeye başlar. Veya işte o Cesur Yürek filmindeki gibi konuşur, anlatır, işte ne yapar insanları etkiler. Hadi yapalım der ve savaşa girerler. Evet, pozisyon temel giriş seviyesi dedik ama hani bu hak edilmeden gelinmişse eğer ki bazı durumlarda tabii işte mesela sınav kazanarak insanlar ne oluyor? Yönetici oluyor. Mesela bakıyorsunuz işte Milli Eğitim'de müdürlük sınavları var. İşte veya başka yerde kaymakamlık sınavları var. Üssü sınavları, bu sınavları var. Sınavları kazanıyorsunuz. Bir şekilde bir yere yönetici oluyorsunuz. Yani sınav kazanmakla yönetici olunabilir belki ama lider işte olmak zordur arkadaşlar. Yani bu özellikleri de taşımıyorsanız hele bu konularda da liderlik özellikleri bakımından da yetersiz ve eksikseniz
yetkinliğiniz yoksa bu hakikaten çalışanlar için oldukça zor olacaktır. Hani bu zaman zaman dile getiriliyor arkadaşlar. Bu hakikaten farklı bir durum. Yani bazen sorun olarak görülebiliyor. Mesela diyorlar ki işte ya şu makama geldi, hak ediyor mu? Kim bu liderlik durumunda arkadaşlar kimin neyi hak ettiği biraz hani neye bakacaksın? Ne? Sınav puanına bakıyorsun 100 almış ama insan ilişkileri sıfır. Veya işte ne bileyim bizim akademik alanda yayınlarına falan bakıyorsun. En üst dergilerde yayın yapmış. İşte en çok yayın puanını toplamış. Ama işte insan ilişkilerine bakıyorsun sıfırın altında. Şimdi gel mesela böyle bir insanı işte yönetici makamına getir. İşte dekan olsun, rektör olsun, ne bileyim. O zaman da ne oluyor bu sefer? Zaten işte hani akademisyenler de zor insanlardır genelde. Bu sefer işler hepten ne oluyor? Karmaşıklaşabiliyor.